işçilerimiz bilgisayar sistemimizdeki bilişim sistemimizin çökerterek dolandırıcılık noktasına gitmişler. Bu da pandemi, ilk pandemi yasaklarının bittiği günün açılışının takibinde oğullarım bundan sonraki hayatında, işi hayatımızda Oğuzhan ve Kayhan işin başına geçtiler. Onları memur ettim. Daha dakika bir, gol bir Oğuzhan ve İskender Kayhan bunu tespit ettiler ve bana sordular. Dediler baba, ilk günde bu kadar kebap iptali nasıl oluyor falan, yoktur oğlum falan dedim. Sonunda bu çökertmeyi, bu bilgisayar oyununun bilişimi çökertildiği tespit edilmiş oldu. Tabii bu ağır bir darbeydi. Konu bir anda hukukla alakalı, asayişle ilgili noktaya vardı ve kişiler belirli inandığımız hukuk çerçevesinde cezaya ve de yargı süreci başladı. Biz işçilerimizi, özellikle ben, işçi değil evlat olarak gördüğümü ve geriye dönük onlar ya da her kim idiyse istisnasız 15 yaşında ustabaşı oluşumdan ve bugünkü 71 yaşına kadarki dönemimde hiçbir işçinin bende hakkı hukuku kalmış mıdır? Bir hırsızlıktır, açtır, şudur, budur. Bu hırsızlık da değil. Bu birisi planlıyor, tasarlıyor, organize oluyorlar. Kasiyerden o ortadaki şeflerimiz beyin takımı olarak organize orta sahaya oynuyor. Kebapçı, ocakçılara hakları veriliyor. Sözüm ona, haklar veriliyor. Günde 8-10 bin liralık tespit edilen rakamlara göre konuşuyorum, afa konuşmuyorum. Bu rakamlar boyutuna göre insanlara dağıtılıyor. Ve iki kişi sonunda, üçüncü kişi de gidip son olarak ihbarda bulunmuş. İşte aralarındaki mesajlaşma ile telefondaki mesajı da savcılığa teslim etmişler. Ettikleri şeyde de UPS'de varmışmış. Ben görmedim çünkü bakıp tahammül edemeyeceğimi, derin bir sıkıntıda olduğumdan zaten üzüleceğimi düşündüğüm için de bakmadım. Bugün 1000 kişi yaptık. 250'sini kendimize ayırdık deyip arkadaşlara, çalışanlara motive ediyor. Yani çalmaya devam edin gibilerde. Akşamları da paylaşıyorlar. Bunlar kamera izlenimlerinde, mesajlar, işte o verilen şeylerde hepsi görünüyor. Hukuktaki eksiklik durumuna düşmeden bunların nitelikli dolandırıcılık, organize dolandırıcılık olduğunu gözden kaçmamasını aracılığınızda işaretlediğimi düşünüyorum. İşaretlemek istediğimi ifade etmek istiyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar, vatanım demiş. Ben tabii özledim. Ben Bursacıyım. Ben Bursa çocuğuyum. Türkiye'ciyim. Bayrakçıyım. Bursacıyım. Ben Bursa'da yaşayıp ölmek istiyorum. Buraları beni mutlu etmiyor. Yoğurt açalım mı? Yoğurt açalım mı? Tamam, şöyle bir şey olur mu? Tamam. 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 Tamam.
Çabuk. This is... Evet. Gerçi şifreyle lazım olursa fotoğraf, hani ocaktaki fotoğraftır, bilmem nedir, eski görüntü vesaire. Şey var bu arada, ben muhasebe verdiğimi zannetmiyorum. Şey, kaldıran yine fiyatlarını gönderdim bu arada. Hani temas etmeniz. Öyle muhasebenin verdiği rakam raporlarla falan değil, birebir hesabı kitabı kendiniz yapmanız. Biz de tam içine girdik. Vallahi ilk gününde iptaller, adisyonlardaki iptaller karşımıza çıktı. İptallere tabii ilk başta konduramadık. Acaba hani ne olabilir diye. Çünkü bir, hatta direkt garsonların kendisine sorduk. Bize böyle dolaylı kaçamaklı cevaplar verdiler. Bizi tatmin etmedi. Demek ki burada bir şeyler dönüyor diye biz daha fazla içine girdik. İçine girdiğimizde kardeşim de fiziki olarak yakaladı sonrasında hemen arkasından. Adisyonların, müşteri geldikten sonra nakit alınan masaların iptal edildiğini, sembolik oraya bir rakamda, bir sudur, bir şıra falan yazılarak kapatıldığının, ondan sonra bazı masaların rotasyonla döndürüldüğünün, aynı adisyonu. Çünkü biliyorsunuz bizde çorbadır, işte makarnadır vesaire yok. Kebap, bir, bir buçuk, bu kadar. Arkasından bir de sonra biz kamera tespiti yaptık sonra kameradan çıkan kebap sayısıyla adisyonlardaki kebapları karşılaştırmaya kalktık. Bu sefer hem iptallerin de kebap masadan, ocaktan çıktığını gördük. Aynı zamanda iptalin haricinde de hiç adisyona girmeden de kebapların çıktığını gördük. Yani aşağı yukarı buraya gelen dükkanda bizim, hani diyelim nakit kredi kartı satış dediğimiz zaman, nakit bir kazandığımız kadar da çaldırıyormuşuz. Bir kişi gelip tarafsız bir şey yapıyor. Tabii orada gördüğü iptallerden vesaire baktı. Tabii kamera kayıtları vesaireler de var ama somut olarak onun tespit ettiği iptallerden 5 yılda şöyle 5,5-6 milyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Ama tabii bizim tahminimiz bu, çünkü dediğim gibi daha evvel kamera kayıtlarından bakıldığı zaman hiç yazılmayan, iptal olarak düşmeyen çalınan paralar da var. O çalınan kebaplar da var. Ondan dolayı bizim daha büyük olabileceğini düşünüyoruz. Tabii kişisel onların yaptıkları itiraflarda rakam daha fazla. Kendi söyledikleri beyanlarında. Günle çıktı. Onlar aşağı yukarı tahmin ettiğim günde bir böyle 5000 liradan falan bahsediyorlar en az. Hayalet masa dediğimiz bir sistem kurmuşlar. Hiçbir şekilde fiş biriminden çıkmıyor. Yani bilgisayar kasasının içinde programın haricinde, resmi programın haricinde yan bir programla siparişler giriliyor. Ama bu siparişler anlık masada gözüküyor. Sanki müşteri varmışçasına. Ama müşteri kalktıktan sonra silindiği takdirde ne bizim muhasebemizin muhasebenin ekranına düşüyor, ne de kasanın ana sistemine düşüyor. Tamamen masa ortadan yok oluyor. Kasanın içinden müdahale edilip bütün personeline iptal yetkisi verilip biz kasaya kontrole geldiğimizde iptal yetkileri yeniden düşük seviyeye olarak çevirdikleri bir sistem var. Böylelikle garsonlar ya da bilgisayarı kullanabilen her kimse bunların masalar üzerinde oynamasını kolaylaştırmış olmuşlar kendi aralarında.